şifaun ve rahmetun lil mu'minin ve la yezidu'z zalimina illa hasara. Biz Kur'an'dan rahmet namına ne varsa, şifa namına ne varsa müminler için indiriyoruz. Mümin demek emniyeti kovalayan, emniyeti arayan, yüreğinde, aklında hep emniyetin, esenliğin peşindeki kimse demek. Salt bir böyle inanç işi dedikleri batılıların, körü körüne inanç anlamında değil. Çünkü İslam'ın iman yolu salt tasdikten ibaret bir yol değildir. İslam'ın iman yolu şehadetten geçer, tanıklıktan geçer. Öyle olsaydı usaddiku diye iman ederdik. Ama usaddiku diye iman etmiyoruz. Bir üçüncü şahsı tasdik ederek mümin olmuyoruz. Tanıklığımızı ilan ederek, gördük bu gerçeğin farkına vardık diyerek, eşhedü diyerek başlıyoruz. O sebeple müminler için hidayet ve rahmet dediğim bu anlamda müminler. Yani hak, yoksa bilmediği şeyin ardına düşen kimseler değil. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. O haddi zatında zaten yasak. Öyle bir iman olamaz. Öğrenmediğin şeyi ardına, körü körüne kapılan, iman ettim diyen kimse, bu yasaklanmış bir şey. Ama araştıran, ikna olduğu sürece peşine devam eden, gerçeklere sadece boyun eğen kimseler, bu anlamdaki kimseler için Kur'an şifa sunuyor. Rahmet namına ne varsa sunuyor. Ama وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ. Zalimlere sıra gelince illa hasara. Kur'an onların ziyanını artırır. Zalim ne demek? Gördüğü şeyi, hakikate hakkını vermeyen kimse. Tabi. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan insanları savmaya çalışan kimse. Gerçeklik burada olduğu, fark ettiği, anladığı, bellediği halde itiraf etmekten imtina eden, kasten üstüne basa basa hakikati yok etmeye, yok saymaya cüret eden kimse. Böylelerinin Kur'an ziyanını artırır. Sadece Kur'an değil, Allah'ın bütün ayetleri onların ziyanını artırır. Onlara yarar sağlamaz. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. İman etmeyenlere ne göklerdeki ayetler ne yerdeki ayetler hiçbir yarar sağlamaz. Dolayısıyla bu propagandalar, bunlardan konu edince hemen herkesin aklına gelen, sizin de geldiği gibi işte evlatlarımız, çocuklarımız veya masum kimseler arada dişlilerin arasında kaybolacak. İnternet var, tweet var, ondan sonra Facebook'lar var, şunlar bunlar. Bu arada bilgi dezenformasyonu içerisinde yığınla yavrumuzun şey, o bizim yavru dediğimizi bizden önce yavru deyip yaratan Cenab-ı Hak var. Daha biz henüz boyutlarını göremediğimiz mertebedeyken ona can veren, kalp veren Allah Azze ve Celle var. Elbette bizden daha müşfik. Huve a'lemu bikum iz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum. Sizden daha iyi bilen odur. Daha henüz siz annelerinizin karnında ceninlerken sizi yarattı. İz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum fe la tuzakku enfusakum huve a'lemu bimen ittaka. Kendinizi temize çıkarmayın. Allah hanginiz kendisini daha çok sakınıyor, gözetiyor, daha iyi bilir. Dolayısıyla da ona karşılığını elbette ki Allah Azze ve Celle tas tamam verecektir. Hem yaşarken nahnu a'lemu billezine hum evla biha sıliyya buyuruyor. Cehenneme kimin girmesinin daha evla olduğunu elbette en iyi bilen biziz. Nahnu a'lemu billezine hum evla biha sıliyya. Şimdi Allah Azze ve Celle böyle dedikten sonra oraya girmeye evla olmayan bir kimsenin kazara bulunduğu muhit dolayısıyla yahut dünyaya geldiği muhit dolayısıyla yahut takıldığı arkadaş çevresi dolayısıyla ve benzeri sahiplerle akıbetinin olumsuz neticelenmesi bir süreliğine olabilir. Birkaç yıl, bir gençlik vesaire, bir dönem tökezleme olabilir. Ama akıbetini belirleyecek şekilde başkaları üzerinden ayağının kaydırılması hiç Allah için bu sınavda düşünmememiz gereken bir şey. Ve zaten bunun en büyük kanatı da kendi yaşamımızdır. Kendi yaşamımızda Cenab-ı Hak bize böyle bir şey mi yaptı? Yapmadı.